değerli seyircilerimiz, sizleri sektörün öncüleriyle buluşturmaya Bursa'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda gayrimenkul sektöründe faaliyetlerini sürdüren Gürkan Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Gürkan Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Gürkan Bey kimdir? Şöyle anlatayım. Öncelikle ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. 1970 Bursa İnegöl doğumluyum. Evliyim. İki tane çocuğum var. Bir tanesi İzmir'de, bir tanesi İnegöl'de okuyor. Bu arada eşime de selamlar söyleyeyim. O da arkamızdaki büyük destekçilerden bir tanesi diyelim. Böyle yani. Gürkan Koyaş ben. Memnun olduk tekrardan. Peki Gürkan Bey, tam olarak buradaki faaliyetlerimiz, göstermiş olduğumuz hizmetlerimiz nelerdir? Onu da şöyle ifade edeyim. Biz Mutko Gayrimenkul olarak yaklaşık 3,5 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Dışarıdan baktığımda çok farklı algılıyordum ama içine girdiğimde gerçekten de önemli bir sektör olduğunu anladım. Bundan sonra da daha da önemi artacağını düşünüyorum. Eksikliklerimiz var bununla alakalı. Tabii ki burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapması gereken atılımlar olduğunu düşünüyorum. Bunu neden söylüyorum? Çünkü müşteriye biz ulaşmaya çalışıyoruz. Ama yasada bir değişiklik olduğu zaman aynı restoranları beğendiğiniz yere nasıl gidiyorsunuz sürekli? O da o şekil olacak. Müşteri bize gelmiş olacak. Bunun da sebebi, bir gayrimenkul satılırken mutlaka ki gayrimenkul danışmanının da onun altında imzası olması gerekiyor. Böyle bir şey olduğu zaman hem kaliteli ofisler ortaya çıkacak, böyle daha farklı ofisler de tabii ki aradan ayrılmış olacaklar. Bunu mutlaka ki bir an önce yapmamız gerektiğini düşünüyorum devlet olarak. Peki bu alanda sadece ev alım satımları mı gerçekleştiriyoruz? Güzel bir soru. Onu da şöyle söyleyeyim. Yani gayrimenkul sektöründe genelde arazi ve ev, daire olarak satışlarımız devam ediyor. Siz de bu iki aslında başlığın tam ortasında duruyorsunuz. Aynen, hizmeti evet. Bu şekilde sağlıyorsunuz. Evet. Peki sizin sektörde en önemli şeylerden birisi de güvendir. Güveni karşı tarafa nasıl sağlıyoruz? Vallahi ne kadar güzel bir soru. Tam da böyle bu ülkede mesela galericiler ve emlakçılarla alakalı acayip derecede soru işaretleri var kafalarda. Gerçi şimdi biraz daha düzene girmeye başladık. Mesela yetki belgelerimizle çalışıyoruz. O biraz daha güven veriyor. Ama daha net bir şekilde oturmadı bu sistem. İnşallah ilerleyen zamanlarda hani dediğim Büyük Millet Meclisi'nin alacağı kararlarla çok daha belirgin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Sektörümüzün daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani belgesiz işlem yapmıyoruz, işimizin arkasındayız diyorsunuz. Peki Gürkan Bey, sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Neden tercih edilmelisiniz? Güzel bir soru gerçekten de. Şöyle söyleyeyim, kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi bir başkasına yapmıyorsam gerçekten iyi bir insanım demektir. Yani benim bu kalite yolum, öyle değerlendiriyorum. O şekil devam ediyorum Mutko olarak. Buna çok dikkat ediyorum. Bir de Mutko'yu şöyle söyleyeyim. Mutko bir aile firması gibi düşünelim. Yani Mutko Grup, bir tanesi tekstil olarak Mutko Tekstil, bir tanesi de Mutko Gayrimenkul olarak ben devam ediyorum. Oradaki Mutko Tekstil'in de reklamını yapayım. O da Derya Hanım. Gerçekten bu işlerin kompedanı dediğimiz, yani küçüklükten beri tekstilin içerisinde. Yani tekstil tedariği dediğimiz zaman Derya Hanım akla geliyor diyelim. Ona da buradan çok selamlar söylüyorum. Valla kalite standartlarımız bunlar. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi bir başkasına yapmıyorsak mükemmel şeyler çıktığını düşünüyorum. Peki Gürkan Bey, izleyicilerimize aktarmak istediğiniz son bir mesajınız var mıdır? Mesela sizlere ulaşmak istedikleri zaman nereden ulaşabilirler? Evet, bize nasıl ulaşabilirler? Bunun için de teşekkür ediyorum. Mutko Gayrimenkul zaten internet yoluyla döndüğü için bütün hepsi. Adımızı yazdıkları zaman çok rahat bir şekilde ulaşırlar. Ben buradan bizi izleyen bütün seyircilere Mutko ailesi olarak selamlar yolluyorum, saygılar yolluyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Çok sağ olun. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.